Son Mühür ekranlarında gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Bir konuğumuzu uğurladık, diğer konuklarımız bizimle birlikte stüdyomuzda. Hemen takdim edeyim sizlere. Kemal Poşak Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yavuz Artu yanımda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Uzundere Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Süleyman Gür de stüdyomuzda bizimle birlikte. Merhaba, sizler de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kentsel dönüşümü uzun uzadıya yapılan son gelişmelerle, son çalışmalarla birlikte değerlendirmeye, konuşmaya çalışacağız. Hem Kemalpaşa hem Uzundere özelinde. Tabii yine vakit kalırsa İzmir'e de değinmeye çalışırız. Dilerseniz öncelikle Kemalpaşa ile başlayalım. Nasıl gidiyor dönüşüm çalışmaları? 2015'ten evet, bahsettiniz. 15'ten. O günden bugüne neler oldu? Kemalpaşa 2015 yılında, ikinci ayın 23'ü 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi. Tabii biz mahalleli olarak hiçbir şeyden haberimiz yok. Sade vatandaş olarak yaşıyoruz orada. Sonra kendi aramızda konuştuk, bu nedir, ne değildir diye ve dernekleşmeye karar verdik. Böyle yasayı anlamaya çalışıyoruz bir yanda. Nedir? Riskli alan dedikleri şey bizim yerleşim alanları, biz orayı kurmadık ki. Kemalpaşa ilk yerleşim yerleri o iki mahalledir. Atatürk ve Soğukpınar mahallesidir. Yani bizlerden önceki yerleşim yeri, daha biz oralara gelmeden önce orası yerleşim alanı zaten. Burası niye, neden riskli alan ilan edildi diye biz kendi aramızda mahalleli olarak önde gelenlerle beraber oturduk ve dernekleşmeye karar verdik. Tabii biz ondan sonra araştırmalarımıza girdiğimizde Karabağlar'da bizden önce dernekleşen arkadaşlarımız vardı. Orası daha önce, bizden önce riskli alan ilan edilmişti. Orada Bir Umut Gönüllüleri diye destek veren İstanbul'da arkadaşlarımız vardı. Şehir plancıları ve hukukçu arkadaşlarımız sağ olsun. Onlarla birlikte biz bu dernekleşme sürecini ne yapacağız, nasıl edeceğiz derken ondan sonra ta ki biz mahalleliği ikna edene kadar, işte mahallelerimiz riskli alandır. İşte belediyenin de bizde hiç görüşmeden, hiçbir şey, daha önceki belediye burada yapıların yapılacağını anlatıyor halka. Ama halk tabii ki ikna olmuyor. Çünkü örnekleri İstanbul'da mevcuttu, medyada görünüyordu. İşte insanlar okuyordu. Biliyorsunuz medya artık herkesin cebinde olduğu için bu insanlar arasında bizim de çabalarımız, Bir Umut Gönüllülerin ve Karabağlar'daki arkadaşlarla beraber biz bir mahalleleri ikna etmeye çalıştık. İşte durum budur, anlatmaya çalıştık. Tabii doğru yönde olarak. 6306 yasağı dedikleri gibi değildir. Bu yerel iktidarın, yani yerel yöneticilerin uygulama sistemlerine göre farklılaşıyor bu. Kemalpaşa'da ondan sonra tabii plan çıktı 2018'de. İlk plana biz yüksek bir rakamla bir itiraz ettik ve ondan sonra bir dava açtık tekrar. Davamız kısmen o zaman kabul edildi. İkinci plan çıktı. Buna da dava açtık ve davayı kazandık. Davayı kazandıktan sonra zaten tekrar bu süreç devam ediyor, biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm süreci durmuyor, devam ediyor. Bizim de dernek olarak Mahalleler Birliği, bizim bir birliğimiz var. 85 tane dernek ve kooperatifin oluştuğu bir birlik var. Bu birlikle biz birlikte yerel seçimlerde, onun daha öncesi de var. Yasalarla ilgili değiştirdik, şeye gittik işte, meclise gidip 2981'i uzatmasını ve ya da tedavülden kalkmasını istedik. Hani halka mülkiyetlerinin devredilmesi için. Ondan sonra biz yerel seçimlerde bir 6 maddelik bir taahhütname, Mahalleler Birliği ile her mahallenin kendi koşullarına göre, sıkıntılarına göre Mahalleler Birliği'nin gönüllüleriyle beraber biz bir taahhütname hazırladık yerel seçimlerde. Bu yerel seçimlerdeki adaylar çeşitli partilerde hemen hemen o dönemki AK Parti belediye başkanı dışında herkes imzaladı o zamanlar. Şu anda mevcut belediye başkanı da imzaladı. Ve bu imzaladıktan sonra, tabi belli bir süre geçtikten sonra biz toplantılar yaptık. Ve bu toplantılar sonucunda biz Mahalleler Birliği'nin gönülleri katkılarıyla tekrar bir belediye ile müzakere süreçleri başlattırdık biz burada. Ondan sonra bu tabii ki belediye başkanının olumlu yanıt vermesi bizim açımızdan çok iyi oldu. Tabii ki biz de bu davaları kazanmışız. 6306
Kazandığımız davalar bir de 6 maddelik taahhütnamemiz de elimizde var. Belediye başkanının da iyi niyetleri doğrultusunda biz oturduk işte çalışmalara başladık. Nasıl çalışabiliriz diye. Buradaki daha önceki belediyenin yapacağı işte bu kentsel dönüşümle ilgili büyük blokların yapılacağını bizimle paylaşılmıyordu. Hiç halktan bir nasıl diyeyim hiç halkla birlikte ne toplantılar ne görüşmeler sadece işte ilan ediyorum yapacağım edeceğim diye söylemlerinde dışında hiçbir şey olmadı. Tabii halk da burada tedirgin oluyordu. Biz de tedirginiz dernek olarak zaten halkla birlikte hareket ettiğimiz için tedirginliğimiz gitmiyordu. Ama şimdi işte ondan sonra biz yeni belediye başkanıyla görüştükten sonra tekrar olumlu bir cevap geldi bize. Ben dedi 6 maddelik taahhütnamemin arkasındayım. Hı hı. Buyurun başkanım dedi bizim görüşme sağlayacağız. Belli bir tarihten sonra biz gün verildi ve İstanbul'daki hocalarımız geldi. Biz belediyeyle oturduk bu süreci nasıl yönlendireceğiz diye ya da nasıl çalışmalar yapılacağız diye. Bizi katacak mısınız katmayacak mısınız diye. Sonrasında biz evet baktık ki belediye başkanının iradesi var bu konuda. Bizimle beraber çalışmayı kabul etti. Bizim de tabii ki biz de hemen çalışmalarımıza başladık. Bir şey hazırladık. Bir halkla dernekle ve gönüllerimizle beraber bir anket hazırladık. Hı hı. Biz bu anketi hazırladık. Anketi de 1500 haneye tek tek kapı çalarak buradaki vatandaşlar ne istiyoruz? Biz ne istiyoruz? Dernek olarak tamam biz ne istiyoruz? Halk biz ne istiyoruz? Şimdi 6306 diye bir yasa var. Bu yasa burada duruyor. Bu yasa durduğu zaman biz hiçbir şey yapamıyoruz ki. Evimizi satsak satamıyoruz doğrudur. Yapsak yapamıyoruz. Tamirat yapamıyoruz. Tamam evlerimiz eski. Şehirleşmenin bütün yükünü bize niye yüklüyorsunuz diye kamuoyuna biz devamlı söylediğimiz bir durum vardı. Şimdi biz dedik ki bu sorundan biraz kurtulmak için vatandaş ne istiyor? Vatandaş ne istiyor? Vatandaş herkes kendi yerinde ve kendisi yapmak gücü yeterse istiyor. Tabii 6306 yasa şey var. Burada dönüşüm alanı yasası duruyor. Riskli alan yasası kalkmamış. Vatandaşa bunu anlatıyoruz biz. Sıkıntı yani serbest bir yapı değil ki alan bazlı bizim burası. Yapı bazlı riskli alan değil. Alan bazlı ilan edildiği için alanla birlikte biz hareket etmek zorundayız. Yani kişisel olarak siz tek başınıza hareket edemiyorsunuz. Yok evimi zaten ben... imar hakkı bizim elimizden alınmış daha önceden. 6306 yasa ya da riskli alanla birlikte bu imar yetkisi bizden alınmış. Hiçbir şey yapamıyoruz. Anladım. Zaten 7 senedir biz orada mağduruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Ya kalksın ama kalkması için Bakanlar Kurulu'nun karar vermesi gerekir. Bu kalkmadığı sürece bizim yapabileceğimiz ne vardır? Sadece biz vatandaş olarak taleplerimizi örgütlenerek dernek çatısı altında işte böyle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gönüllülerimizin yardımlarıyla birlikte biz bununla böyle ya da siyasi bir baskı olarak seçimlerde bunu yapabiliriz. Ve bunu yaptık. En sonunda işte biz bir çalışma yaptık. Bu çalışmada anket çalışması yaptık. Çok başarılı bir anket çalışması yaptık dernek olarak. Ve 1500 haneye ulaştık. Yani sayı olarak 1500 haneye yakın bir sayı ulaştık. Oturduk bunları değerlendirdik. Hepsinin şeyi de bizdedir. Suretleri, isimleri, soy isimleri ve imzaları vardır vatandaşın. Biz kendimiz bu şekilde istiyoruz ama 6306 yasayı hatırlatarak istiyoruz. Çünkü kendimiz her şeye karar veremiyoruz. Bu diye yasa var. Böyle bir çalışma yaptık ve çalışma doğrultusunda bu çalışmada çıkan sonucunu belediyeye ilettik. Bir dilekçe şeyle ilettik, üst dilekçeyle ilettik ve belediye ile bakanlık bu işleri beraber yürütüyorlar. Tabii plan yapma yetkisi belediyede olduğu kadar bakanlıkta da bildiğimiz kadarıyla bakanlıkta da şey var. Dilekçe de zaten burada da şey de var, alıntısı da var. Tekrar biz bir çalışma yaptık. Bunu da belediyeye ilettik. Şimdi süreç Kemalpaşa'daki sürecin böyle yürüyor. Ama biz genelde baktığımızda daha önceki çektiğimiz sıkıntılar, hala çekiyoruz gerçi de o hani daha önce bir şey değişen bir şey yok. Ha, bizim taleplerimizin arkasında olduğunu Sayın Rıdvan Karakaya'lı
bunu tekrar teyit etti bize. Oradaki ekibin, bir ilçe başkanı dahil hepsinin beraber çalışmayı kabul ettikleri, böyle bir süreç yürütüyor. Ama biz de tabii ki buradaki sadece belediye başkanıyla bitmiyor burada. Biliyorsunuz Kemal Paşa'da belediye meclis üyeli seçilmiş olarak meclis üyeliğinin çoğunluğu AK Parti'de ve diğer partilerde vardır. Bunlar da Kemal Paşa'da söz sahibilerdir. Ve en son görüştüğümüz ilçe başkanı olumlu bize cevap verdi. Meclise geldiği vakit sizden yana olarak, yani biz halk olarak sizden yana ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız diye. Bölge milletvekilleriyle de görüştük biz. En son işte görüştük. Onlar da aynı şekilde. Hangi parti olduğu hiç önemli değildir. Hepsiyle görüştük. Hepsi olumlu cevap verdiler. Mecliste bizim yapabileceklerimiz vardır. Biz Kaymakam Bey'le de en son görüştük. Ondan da destek aldık. Bu sorunun çözülmesi için bunlar güzel ve önemli adımlar aslında. Tabii önemli adımlar. Ama sonuç? İşte sonuç şu anda biz bekliyoruz. En son dilekçemiz şu anda bakanlığa alınsın da aldık biz. Bakanlıkta artık kentsel dönüşümle ilgili halk burada istiyor ama istediği, biz kentsel dönüşüme karşı değiliz dernek olarak da. İşte isteyen vatandaş vardır, istemeyen vatandaş vardır. Şimdi bunları hepsini nasıl bir arada, riskli yapılar... Gerçi riskliyse istememek gibi bir lüksümüz var yok, mı? Yok, şimdi biz onun bilincindeyiz zaten. Riskli yapıların... Bizim orada riskli yapılarda bizim orada deprem oluyor. Yani İzmir'de biliyorsunuz üzücü bir olay oldu. Bayraklı'da. İşte şu anda bulduğumuz yerde. Evet, tam da bu bölgede. Bulduğumuz bölgede. Biliyorsunuz çok can kayıplarımız oldu. Ne zaman geleceği hiç belli değil. Tabii şu anda hatta konut sorunu tam çözülmedi. 5000 taneydi. 500'ü herhalde teslim oldu diye biz takip ediyoruz. Dernek başkanını da takip ediyoruz. Tanıdığımız bir arkadaşımız. Böyle bir olay oldu İzmir'de. Bizim riskli alanlardaki yerlerde biz herkesi arayarak, vatandaşı da, bir kiremitimiz bile kırılmadı. Şimdi riskli yapıların, riskli alanlar ilan edilen yerlerde riskli, yani bu depremlerde hiçbir şey olmuyor. Şimdi riskli alan dediğimiz yerler neresi? Şimdi düşünün, bu deprem Yunanistan'ın Samos adasında oldu. Bayraklı'yı yıktı. Evet. O beklenen ki Kemal Paşa da ciddi risk alanı aslında deprem. Yani herkes Samos değil de Kemal Paşa olsaydı. Evet. Bu mahallelerin dışındaki aşağı mahallelerin tamamı yıkılırdı diye düşünüyorum. Tamamı yıkılır. Çünkü ama gecekondu mahallelerine bir şey olmaz diye. Fay hattı tehlikeli bir bölge. Şu anda yeni yapılaşma olan yerden geçiyor fay hattı. Biz onu da hocalarla birlikte paylaştık, görüş alışveriş, fikir alışverişi yaptık. Onların bilgi alıyoruz. Çünkü teknik konulara girdiği için biz öğrenmek zorunda kalıyoruz hani dernek olarak. En son biz sorduğumuzda haritalarda da görünüyor. Fay hattı nereden geçiyor? Şimdi bizim oralarda riskli yapıların zaten ekonomi ömrünü bitirmiş yapıları bir şey biz diyemeyiz, savunamayız da. Çarpı kentleşmeyi de savunmuyoruz. Ama hakka niyet. Şimdi siz nasıl bir dönüşüm yaparsınız? Doğru. Kemal Paşa iki mahalleden mevcuttu. Daha önceki bir sayın bakanımız ki burası çok şeydir dedi. Hani göze çok hoş görünmüyor. Biz devamlı diyoruz buyurun yapın. Hatta biz daha önce de söyledik. Biz de plan dernek olarak biz plan yapma şeyimiz var. Gücümüz de var. Buyurun. Şu anda bu süreci yürütüyoruz. Biz müdahale ediyoruz planların nasıl olacağına dernek olarak. Planların nasıl olması gerektiğini, mahalleler birliği gönüllerimiz var. Bu iş 85 tane dernek olarak İzmir, hatta Manisa'da var, Eskişehir, İstanbul, bir de en son bir Kocaeli. Kocaeli'de zaten kurulu şeyimiz var, hani örgütlülüğümüz var. Şimdi biz bu kadar tecrübeli hocalarımız olduğu için biz gerçekten mahalleler birliği, yani birlik oluşturmuşuz biz şu anda. Bu birliğin bütün birikimlerini şu anda biz, Kemal Paşa küçücük bir yerdir. Küçük bir, iki mahalle, 80 hektarlık alan. Karabağlar daha büyük, arkadaşımız oraları açıklayacaktı İzmir genelinde. Karabağlar daha büyüktür. Biz bir bakıyoruz,
Şimdi iki mahalledeki sorunu çözümü eğer ki bir örnek teşkil edecekse gerçekten çok iyi bir örnek olur. Ama bunun önünü tıkamamak gerekiyordur. Biz dernek olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Halka sorduk. Ne istiyorsunuz? Ve hepsini kayıt altına aldık. Gerekli kurumlara da ilettiniz. Gerekli kurumlara, bu işi yürütecek kişilere, her yere ilettik. Ve şu anda beklemedeyiz. Gerçi az bir zaman oldu ama bu işi bitirdikten sonra daha önceki tabii 4. sene neredeyse 3. sene oldu artık yerel seçimlerin gelmesi. Biz bu sorunu bu şekilde şu anda Kemalpaşa'daki süreç budur. Ben umarım hepsini anlatmışımdır. Evet. O zaman Uzundere'den devam edelim. Tabii. Siz aklınıza gelirse eksik kalan bir kısım onları tekrar ekleyelim. Tabii, şimdi Kemalpaşa'da detaylı bir şekilde siz anlattınız. Evet, peki Uzundere'de durum ne? Şimdi Uzundere bölgesi ilk resmi anlamda kentsel dönüşüm alanı ilan edilen her iki kanunla da iki kanunla zaten dönüşüm alanı ilan edilebiliyor bir bölge. Birincisi 6306 sayılı kanun ki bu 2012 yılında yürürlüğe girdi. Bir de devamında tabii belediye kanununun içerisinde yer alan 5393'ün içinde yer alan 73. maddeyle dönüşüm alanı, yenileme alanı olarak bilinen iki kanunla birlikte kentsel dönüşüm yapılıyor memlekette. Bunun her ikisinin de uygulama alanı sadece Uzundere bölgesinde var. Uzundere'de hem 32 hektarlık kentsel dönüşüm alanı var belediye kanunuyla 73. maddeye göre. Hem de bunun devamında ve çevresinde 540 hektarlık 6306 sayılı kanunla Türkiye'nin en büyük tek parça kentsel dönüşüm alanı olan Karabağlar kentsel dönüşüm alanı var. Karabağlar diye bilinen bölgede. Hattı biliyor musunuz bilmiyorum, tarif edeyim. Yani yeni fuar alanının karşısından başlayıp devamında işte Limontepe'ye kadar, işte olimpiyat evlerinin olduğu yere kadar ve arka taraftan poligon deresini de alarak içerisine yeni çamlık bölgesine kadar, yıkık cami bölgesine kadar diye bilinen Yeşilhut Devlet Hastanesi'ne kadar neredeyse dayanan çok büyük bir alan yani. Ve bu alanda 100 bine yakın işte şey var, malik var. İnsanlar yaşıyorlar ki son süreçte daha da arttı. Hı hı. Bu göç sorunuyla birlikte, göçmenlerle birlikte daha da arttı. Bu yasanın kendisine dönmek gerekirse özünde, her iki kanunun da uygulama esaslarında ve uygulama süreçlerinde vatandaş gerçekten de mağdur oldu. Nasıl oldu? İşte imar hakları elinden alındı. Sadece 6306 sayılı kanun, yani bakanlığın ya da mevcut iktidarın çıkardığı kanunun dışında belediyelerin de kendi istekleriyle bu alanlarda kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle birlikte, ki bunlardan da yine en büyüğü 73. maddeye göre memlekette Aktepe Emrel diye bilinen Gaziemir kentsel dönüşüm alanı. Burada da mesela 9 yıllık bir süreç yaşandı. 10. yıla girmek üzereyiz. Yani bir hafta sonra. Neredeyse 10. yıla girilirken tek bir çivinin çakılmadığı, tek bir binanın yapılmadığı Türkiye'nin İki tane kentsel dönüşüm alanından bahsediyoruz birbirine bitişik. Birisi 540 hektarlık alan ki buradaki vatandaşın ellerinden mülkiyetler alınmış, acele kamulaştırmayla tarlalar alınmış. Hiçbir tane ev yıkılmadan bu tarlaların üzerine ne hikmetse yine köylülerin arazileri alınarak sadece oradaki iş adamlarının ya da yatırımcıların tek bir metrekare arazilerine girmeden çizgi halinde sanki Afrika kıtası çizer gibi ve bir o çizginin etrafında dolanan vatandaşların, çizginin dışında kalan vatandaşların arazileri acele kamulaştırma kararıyla ellerinden alınıyor. Bu arazilerin üzerine konut yapmak amacıyla rezerv alan adı altında bu işleme başlanıyor. Bu rezerv alan diye başlanan konutlar oradaki vatandaşların kentsel dönüşüm sürecinde uzlaşmalarında bu vatandaşların buraya taşınması için yapılan bir alan. Burası kamulaştırılan bir alan, vatandaşın elinden alınan bir alan. Fakat süre içinde gördük ki sadece mesela 540 hektarlık alan içerisinde ya da İzmir'deki toplam kentsel dönüşüm alanları içerisinde bakanlık yetkili olan alanlarda sadece orada 1500 konut yapılabildi ki Haziran 2019'da teslim edilecekti. Hala da teslim edilmiş değil. Hala devam ediyor yani şeyi, projenin kendisi. Fakat bu alan normalde rezerv alan tanımıyla yapıldı ve plan notlarına bu şekilde iletildi. Fakat şu ana kadar tek bir gecekondu sahibi binası yıkılarak o alana taşınmadı mesela. Döndü TOKİ bu alandaki binalarını falan satma kararı aldı. Devamında başka süreçler yürütülmeye başlandı. Fakat biz görüyoruz ki sadece 6306 değil, yani bakanlık dönüşüm alanları değil. Çok özür dilerim. Hem de şimdi hem çok geniş bir alandan tabii bahsediyoruz. Koordine etmek de zor. Evet. Çok çok
uzun bir büyük yani bir çok lokasyon. Büyük bir alan. Bu alanlarda yani sadece işte bahsettiğimiz gibi bakanlık dönüşüm alanları değil, belediye dönüşüm alanlarında da aynı problem yaşanıyor. Çünkü neden? Büyükşehir Belediyesi İki mesela ayrı şey, pardon anlamadım. Bakanlık ve belediye dönüşüm alanları. İki tabii her iki yasa, her iki ayrı yasada, her iki alanda birbirine bitişik alanlar. Anladım. Fakat sadece bakanlığın dönüşüm alanlarında sorun yaşanmıyor. Yani belediye dönüşüm alanlarında da sorun yaşanıyor. Bunun en yakın örneği işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Uzundere'de bir açılış görüşmesine geldiğinde vatandaşlar oradaki dönüşüm alanı ile ilgili kendilerine işte bu işin yıllardır devam ettiğini, ne kadar süreceğinin belli olmadığını ve bu süreçte mağdur olduklarını ilettiler. Dert yanmışlardı. Evet, ama bu derdin sonucunda ortaya çıkan bir çözüm yolu var mı? Mesela o görüşmeden ya da o süreçten 2 ay geçti. Hala ortada bir çözüme dair ya da oradaki vatandaşların sorunlarına dair herhangi bir süreç yürütülmüyor. Yani aslında sıkıntı şu, bir alanı ıslı alan ilan etmişsiniz. Gerek belediye dönüşüm yasasıyla, gerek bakanlık dönüşüm alanı kararıyla. Fakat bu alandaki tüm mülkiyeti vatandaşın elinden almışsınız. Yani yapma ve yaptırma hakkını elinden almışsınız. Sıradan bir imar planı gibi düşünmeyin yani. Bir yerde bir imar planı olur. Orada vatandaş o imar planına göre evini yapar ya da yaptırmaz. Fakat burada zaten baştan hatalı olan bir süreç var. Yani alanın kendisinde riskli alan ilan edilen yerlerde fay hatları yok mesela. Ya da işte kaygan bölge ya da herhangi bir o jeolojik açıdan riskli bölgeler değil bunlar. Riskli alanların tamamı, kentsel dönüşüm alanlarının tamamı hiçbir şekilde jeolojik ve jeoteknik raporlara dayanarak alınmış kararlar değil. Bunların tamamı işte üzerindeki yapı stoğu baz alınarak yapısal anlamda hatalı olduğu söylendi. Ama 30 Ekim'de biz bunu gördük. Yani burada ruhsatlı ve her türlü raporunu almış binaların yıkıldığını gördü bu İzmir. Evet. Tamam, yıkılan binaların tamamı ruhsatlı binalardı. Aslında durum sadece gecekondu mahalleleri ya da riskli alan ilan edilen mahallelerin durumunun olmadığı. Aslında 90 şu anda kendileri de ifade ediyor. Gerek belediye yetkilileri, gerek bakanlık yetkilileri, gerek AFAD yetkilileri. Şu anda ne deniyor? Diyorlar ki 99 öncesi yapılan tüm yapılar aslında riskli. Hı hı. Yani İzmir depremiyle birlikte biz bunu gördük. Şimdi peki bu yasa 2012 yılında çıkarılırken neden öncelikle daha çok yoğunluğu olan katların daha fazla olduğu ve deprem yönetmeliğine uygun olmayan 99 yıl öncesi yapıların olduğu alanlara değil de gecekondu mahallelerine uygulandı? Bu gecekondu mahallelerdeniz en yüksek 2 katlı 3 katlı bina. Dediğimiz gibi yani birçok deprem atlatılıyor İzmir'de. Son 9 yılda atlatılan depremlerin sayısı ortada. Tek bir hasarlı bina var mı bakanlığın tespit ettiği ya da belediyenin? Yok. Kentsel dönüşüm alanlarında? Yok. Fakat aynı şekilde bu yasaya dayanarak işlem yapmaya çalışan Büyükşehir Belediye binası şu anda boş. Gültepe'yi kentsel dönüşüm alanı ilan etmeye çalışan Sayın Abdülbatur'un iradesiyle kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Gültepe'de tek bir bina yıkılmadı ya da ağır hasar raporu yok. Bırakın ağır hasar, orta hasarlı bina yok. Fakat Konak Belediyesi yıkıldı. Tamam, şimdi yani neye göre risk? Ya da neye göre riskli alan? Tamam, en acilinden çözülsün. Peki Karabağlar'da bir gözünüzde canlandırın. Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nden tutun, o Yeşilyurt diye bilinen bölgede yani. Birbirine sevgili mahallesi diye bilinen bölge yani. Birbirine bitişik nizamda 8-10 katlı binalar var. 6 metrelik, 7 metrelik yollar içerisinde bunlar. Trafik alt üst, çocuk oyun alanları yok, sosyal donatı alanları yok. Buradan başlayın. Birçoğu da 99 yıl öncesi binalar. Kentsel dönüşüm yapılacaksa illaki gecekondu mahallelerinden başlanmasının gerekçesini biz orada ismini koyabiliyoruz. Diyoruz ki burası büyük arazi, düz arazi, konut sayısı çok az. Tamam, ve çabuk ikna edilebilir. Ve bu süreçte bu insanlar buradan tasfiye edilir süreciyle girdiler. Ve bu sürece ilk olarak Büyükşehir Belediyesi girdi zaten Uzundere'de. Yıkım kararları aldı, arkasından vatandaşın elindeki mülkiyetleri aldı. Tapularınızı verin bana, işte tüm yetki bende, belediye olarak güvenceniz benim dedi. Yani siz bana güvenin, tapularınızı teslim edin, ben de buradaki projeyi bitireceğim, size teslim edeceğim. Yapabiliyor mu şu anda? Yani hadi diyelim ki şu anda bir şey koyuyorlar, isim koyuyorlar bunun adına. Diyorlar ki ekonomik krizden dolayı yapamıyoruz. İşte ihalelerimize kimse girmiyor. Ya ekonomik kriz dediğimiz 2 yıldır var. Hı hı. Hadi çoğaltalım 3 yıl olsun yani. Bu alanlar 10 yıl oldu riskli alan ilan edileli. 7 yıl önce bu memlekette
kriz var mıydı 10 yıl önce? Tam tersine faizler düştü, her şey uygundu. Tüm şartlar uygundu. Ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da demir, çelik, beton, yani aklına gelecek inşaata dair her şey uygundu. E kaç tane bina teslim ettiniz bugüne kadar gecekondu mahallelerinde? Ben size söyleyeyim, yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teslim edebildiği 10 yıllık süreçte 1000 tane daire. Düşünebiliyor musunuz? Yani sıradan bir kooperatif dahi bunu yapabilirken, bırakın sıradan kooperatif, ben size güzel bir örnek söyleyeyim. Yani Düzce'de depremzedelerin kurduğu bir kooperatif var. Yani depremzede, kiracı depremzedelerin kurduğu bir kooperatif. Ve tamamı kiracı bunların Düzce'de. Biz onları da takip ediyoruz. 285 tane konutu yapabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 3 yıl, 4 yıllık süreç içerisinde. Yani şimdi memlekette kiracı depremzedelerin dahi konut üretebildiği alanda 9-10 yılda siz İzmir'de teslim edebildiğiniz vatandaşa 1000 tane daire. Bakanlığın olduğu yerlerde teslim edilen oldu mu? İşte bakanlığın olduğu yerde 540 hektarlık alanda var 1500 konut. İşte o da teslim edilemiyor hala yani. Edilemedi, doğru. Orada hiç teslimat yok o zaman. Yok, nedeni ne? Peki bir açıklama 6, var mı? 6306 yasayla da ilgili sıkıntılar var zaten. Ben iki dakika burada. 6306 yasayla doğru düzgün veriyor. Ha şimdi bir bazı yerleri pardon söylüyorlar ama vatandaş odaklı değil. Film arkadaşımızın dediği gibi. Şimdi vatandaşı ikna etmeden, oradaki mülkiyet sorununu çözmeden kamulaştırmalar oluyor, şu oluyor işte bildiğimiz gibi. Ne belediyenin ne de bakanlığın. Şimdi bizim yürüttüğümüz bu işte çalışma Kemal Paşa'nın, umarım öbür belediye başkanlarının da bu süreçlere dahil olmasını, tabii, biz örnek teşkil etmesini istiyoruz. Hı. Şimdi Karabağlar'da bir süreç var. Narlıdere'de bir süreç var. Bu süreçlerin Kemal Paşa'yı örnek alarak şu an belediye başkanının tavrı ve oradaki sivil toplum kuruluşları, öbür partiler olsun, gerçekten örnek bir davranış teşkil ediyorlar şu anda. Ha, çözüm ne? Vatandaş ne istiyor? Şimdi vatandaş ikna etmek kolaydı. Demin dediğiniz gibi, arkadaşımızın da belirttiği gibi, yüksek katlı binaların sahiplerinin olduğu bölgeleri birazcık sıkıntı. Ama gecekondu dediğimiz bölgelerde insanları ikna etmek kolaydır ve bunun için riskli alan en büyük ilan edilen sıkıntı. Ben şimdi zaman zaman kentsel dönüşüm uzmanları geliyor. Ben onlara da içinde tam bulunduğumuz bölge için diyorum. İşte 8 katlı ya da 10 katlı ev yıkıldı. Tekrar 10 katlı yapılmasına izin verilmiyor. Bu sefer insanların metrekareleri, evet, ya da oda sayıları düşüyor. Tabii. Ama diyorum, arkanıza bakıyorsunuz. Şey, gökdelenleri görüyorsunuz. Onlara izin veriliyor. Ama aynı zeminde. Bu mağdur vatandaşın zarla zorla ömrünü çalışarak geçirerek alabildiği bir evde de hakkını kaybediyor. Ha, bu kararı kim neye göre veriyor? Şimdi biz buna bir örnek, çok iyi bir örnek verdiniz. Aslında biz belki unutmuş da olabilirdik bu sorunların içinde. Şimdi bu TAP meseleleri var, hı hı, Türkiye'de. 2981 ile ilgili 4706 olsun, işte belediyenin öbür kanunları da olsun. TAP bu bütün yasal süreçleri vermiş, belgelerini vermiş, işte tapu devrini hat dahi olarak da hazır bekletiliyor. Belediyelerine hikmetse bunlar da sorun çıkarıyor. Türkiye genelinde bu var yani. Bu kentsel dönüşüm alanlarının içinde de çoğunlukta var. Şimdi biz örnek verirsek, her yerde kamu arazileri ya kiraya veriliyor ya da işte devrediliyor. Biz bunun örneğini 3000 tane biliyoruz. Çeşme'de, Ege'de, evet, ve bunların devri oldu. Ama 70 sene, 65 senedir bu insanlar bu mülkiyetlerin sahibi ve bütün yasal mevzuatları yerine getirerek elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz çoğu kısmı yerlerde. Ama ne hikmetse bunların tapu devirleri olmuyor. Hı hı. Biz Kemal Paşa olarak teklif ettik. Bunların da hocalarımızın, yasaların içindeki bazı sıkıntılar doğuyordu diye. Bunları nasıl biz 6306 yasanın içinde planlama şeklinde nasıl verilebiliriz diye. Bunu da çözüldü. Bu da çözüldü şu anda. Mülkiyet meselesi. Ama çoğu belediyede çözülmüyor bu. Hmm. Riskli alanların içinde. İşte mülkiyet meselesi, bir de bu da var. Artı bir de bütün vergilerini vermiş ya da tapu meselesi çözülmüş olan, sizin de mi bahsettiğiniz, Kemal Paşa'da olsun, Karabağlar'da olsun, küçücük bir evde oturuyor, ömrünü buna adamış. Tamam. Ama ne hikmetse buranın yetkisi bizde değil.
Yani ne imar yetkisi var bizde? Ne satma, satsak zaten satamıyoruz. Ne ucuza gidecek, ne tamirat, hiçbir şey yok. Onun için riskli alan ilan edilirken gerçekten alan olsun. Hani yapılar zaten 1999'dan sonraki yapılan yapıların evet yönetmenine uygun. Ondan önceki yapıların hepsinin riskli alan olduğunu bakanlık zaten karar artık vermiş. Evet. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Bayraklı'da ekonomi ömrünü bitirmiş o şeye karşıya da karşıya kadar işte demin şeylerden bahsediyoruz. İşte kamu kurumları gidiyor başka yerde binalarını yapmak zorunda kalıyor. Niye? Hepsi riskli. Depremde gördük. Kemalpaşa'da vergi dairesinde şu anda başka yere taşındı. Konak Belediyesi başka yerde taşındı. Evet. Burada görüyoruz bir sürü kurum var, kuruluş var. Hepsini depremde ama bunları kimse bir şey demiyor, müdahale etmiyor. Ha bizim istediğimiz biz kentsel dönüşüm dernekleri aslında dönüşüm de olsa ismimiz, hepimizin ismi de olsa biz mülkiyetlerin korunması için buradaki vatandaşın gerçekten oradaki mağdur olmaması için kurulan dernekleriz. Hı. Ve bu derneklerin dinlenilmesini istiyoruz. Hani öbür belediyelerinde Süleyman arkadaşımız o sözü verelim ona da o İzmir'deki süreçleri kalmış kısa zamanda onu bu arada son birkaç dakikamız var yavaş yavaş tamam çok hızlı o zaman anlatmaya çalışalım. Şimdi İzmir özelinde Narlıdere'den başlayarak Narlıdere'de de aynı süreç yürütülüyor. Şu anda mesela Kemalpaşa Belediyesi'nin yaptığı süreci hiçbir belediye uygulamıyor. Yani biz Kemalpaşa Belediyesi'nin şu ana kadarki tavrını İzmir Mahalleler Birliği dernekleri olarak olumlu karşılıyoruz, takdirle karşılıyoruz ve kendilerini bu süreçte destekliyoruz. Fakat diğer belediyelerde aynı süreç yaşanıyor mu? Maalesef yaşanmıyor. Yani aynı partinin, aynı belediyesi, aynı kişiler tarafından yönetilen, yani parti mensupları tarafından yönetilen belediyelerde. Narlıdere'de mesela şu anda aynı şekilde riskli alan kararı var. Dava sürecine gitmek üzere mahalleli, hiçbir şekilde mahallenin görüş ve önerileri sunulmuyor. Ve de dönelim, aynı şekilde Gültepe'de de aynı problemler oldu. Özeline dönmek olursa biz mahalleler birliği olarak Düzce'den, İstanbul'dan gönüllü hukukçular geliyor ya da plancılar. Biz İzmir'in de aynı duyarlılığı ve aynı süreci, aynı süreci işletmesini bekliyoruz sivil toplum kuruluşlarından ya da barolardan diyeyim. Son teşekkür olarak ederim. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa alalım ve noktalayalım. Sağ olun bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar çok diliyoruz teşekkür size de. Siz zaman anladığım kadarıyla biraz daha şanslısınız diğer yerlerdeki işleyişe evet, göre öyle görünüyor. Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar biraz daha mücadeleye de bağlı diyelim. Biraz daha gönüllü bir mücadeleye de bağlıdır bu işler. Onun içindir biraz daha. Evet. Teşekkür ederim. Biz, sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler Kemalpaşa Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yavuz Artu ve Uzundere Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Süleyman Gür bizimle birlikteydi. Her iki yerde de kentsel dönüşümle ilgili son çalışmalar neler, sorunlar neler, çözümü noktasında neler yapılabilir birçok başlığı değerlendirmeye çalıştık. Veda edeceğiz sizlere. Yarın saatleriniz 9'u gösterdiğinde yeniden merhaba diyebilmek ümidiyle. Hoşça kalın.